Türkcell'de çalışıyorum. Oldukça geniş bir Android kullanıyorum. Bu Android'deki bir de neler yaptığımızı ben size çocuklar anlatmaya çalışacağım ama ben Türkiye'deki bu ilk güzel organizasyonla ilgili ODTÜ'ye, ODTÜ Go'lu Ankara Go'lu Teknoloji Yüzyılı var, İstanbul Go'lu Teknoloji Yüzyılı var ve IEEE topluluğuna teşekkür etmek istiyorum. Eminim sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Bir alkış rica ediyorum. Ümit ediyorum ikinci günde en az birinci gün kadar keyifli geçecektir. Türkcell biliyorsunuz bölgesinin lideri, yani Türkiye başta olmak üzere etrafındaki pek çok ülke, 9 ayrı ülkede şu anda Türkcell 60 küsur milyon üyesiyle, müşterisiyle gerçekten ciddi bir potansiyele sahip çok büyük bir firma. Türkiye'de aslında gururu göz bebeği. Yani bunu Türkiye'de anlamak çok mümkün olmuyor. Ancak yurt dışına çıkınca fark ediyorsunuz. Çıktığınız zaman O2, Orange Telekom, Telekom Italia, hemen her türlü firma, Verizon'dan tutun da Vodafone'a kadar, AT&T'ye kadar her türlü firma yanınıza geliyor ve siz bizim daha önce yapamadığımız bazı şeyleri yaptınız diyor. Nasıl yaptınız diyor. Biz de diyoruz ki Türklüğün getirdiği bir dinamizmden dolayı, bir hızdan dolayı yaptık diyoruz. Gerçekten de şimdi anlatacağım Android konusu başta olmak üzere bir telefon operatöründen beklenen her şeyi Türkcell zamanında ve diğerlerinden çok daha hızlı yapabiliyor. Burada ben bir miktar Android grubu olarak Türkcell teknoloji içindeki yaklaşık 50 kişilik grup olarak neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Sunumun sırasında lütfen herhangi bir sorunuz olursa beni kesin doğrudan ev kavramına sorun çünkü 30 dakikalık zamanımız var. 15 saniye var çok büyük ihtimalle zamanın soruları yetmeyecektir. Ama sunum sonrasında da isterseniz tekrar gelebilir sorularınızı yetinirsiniz. Mobil dünyadaki trendleri biliyorsunuz zaten birçok noktada anlattı arkadaşlar. 2014 yılına kadar benim çok sevdiğim bir slide bu. 2014 yılında bizim mobil cihazlarda kullanacağımız veri miktarı, veri akışı PC'lerden daha fazla olacak deniyor. Bu ne demek? Her gün kullandığımız mobil cihazlar aslında PC'lerden daha fazla yakınımızda olacak demek. Çok yakın bir hafta kadar önce bir sunum vardı. Sonunda şu söyleniyordu. Herkes evinde en az bir mobil cihaz, en az bir tablet, bir tane telefon olmak üzere 3 tane cihaza sahip olacak diyor. Çok önemli bir şey. Evimizde bir tane PC vardır değil mi genel olarak? Ama evde 3 tane cihaza, 3 tane ekrana sahip olacağımız söyleniyor. Tristan'ın mantığına göre bu aslında uyuşmayan bir şey. Bundan 5 sene önce 3 ekranlı televizyonlar, 3 ekran kapsamı içindeki tabletler, telefonlar ve PC kavramını gerçekten bozan, tamamen ezberimizi yıkan bir konu. Dolayısıyla mobil cihaza Android'in de gelmesiyle, OS'in de gelmesiyle hemen her yerde, hemen her yerde elimizde olan cihazlar, sistemler olarak karşımıza çıkıyor. En çok popüler olan uygulamalar ise hep oyun. Android tarafında eski Google Play'deki eski Android marketinde yeni Google Play'de, App Store'da bir numarada ne var? Her zaman oyun var. Bir numarada ne var? Oyunların hemen arkasından gelen e-kitaplar var. Bunlar geliştiricilerin en fazla para kazandıran, aynı zamanda yapılması aslında en güç uygulamaların da başında geliyor. Ama Türkiye'de dünyada herhalde biraz geriden seyrediyoruz. 2 yıldır oyun sektöründe biraz gelişmeler olmasına rağmen hala o konuda biraz gerideyiz diyebiliriz. İnsanların %86'sı televizyon seyrederken elinde bir şekilde telefonla oynuyor. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Karşılıklarım işte CNBC'de bir tanesi varken yine de cep telefonuna veya da tabletinden bir şekilde internete giriyorum. Çünkü PC ağır, laptop ağır, bilgisayar ağır. Önümde her an geriye yaslanırken, keyif içinde otururken internete girebileceğim bir cihaz lazım. Bu da her zaman bir mobil bir cihaz olur. Uygulamalarda geçirdiğimiz süre %65-60 vaziyette. Her gün bir saatimizi en azından uygulamalarda geçiriyoruz. Her gün bir saatimizi web tarayıcısında geçiriyoruz. Artık eskiden hatırlarsınız 10 megabayt, 50 megabayt internet verildi. Artık onlar yetmiyor. 4 GB internetim var. Geçenlerde aşmışım. Mecburen aşıyorum. Niye? Sürekli olarak açık değiliz. Yani sürekli olarak el postalarımı alıyorum. Sürekli olarak internete giriyorum. Haritalara giriyorum. Bunlar da ister istemez evdeki PC'den daha fazla band genişliği benim mobil cihazlarımla ilgili olur. Mobil cihaz işletim sistemlerinden bir miktar bahsedeyim. Telefonlar var biliyorsunuz. Telefonlarda en fazla ne kullanılıyor? Ya iOS ya da Android. Altındaki artık tarih geçmiş. Maalesef köhnemiş.
modern işletim sistemlerine ayak uyduramamış bazı ikonlar var. Görüyorsunuz. Blackbeard'in rengi, Symbian'ı artık öldü. Bunun dışında Migos'u. Bunların bazıları artık tamamen tarih sahnesinden silinecek veya bir veya birkaç tanesi birbirleriyle birleşecek ve iOS ve Android'e rakip olacak. İkinci sırada ne görüyoruz? Tabletler. Tabletler tarafında da iPad şu anda lider ama Android gerçekten onu sıkıştırıyor. Kindle, Amazon'un çıkarttığı e-kitap okumada en büyük yardımcımız. Şu anda Amerika'da lider tablet. Bunun arkasından iOS işletim sistemi geliyor. Bir sonraki sunumda görüyorsunuz masaüstü işletim sistemlerinde şu anda Microsoft'un tek dayanak noktası aslında. Yani tabletlerde savaşı kaybetmiş vaziyette. Mobil cihazlarda savaşı kaybetmiş vaziyette. Neden? Çünkü o tarafta hem iOS, hem iPad, hem Android Linux temeliyle ortaya çıkmış vaziyette, açık kaynak işletim sistemleri ortaya çıkmış vaziyette. Apple'da da ESP lisanslı işletim sistemiyle ve Microsoft'u hakikaten sıkıştırıyor. Masaüstü de sıkıştırıyor. Son zamanlarda biliyorsunuz Apple cihazlar, Apple sistemler, bilgisayarlar ciddi anlamda yüzdesini arttırmış vaziyette. Linux ciddi anlamda yüzdesini arttırmış vaziyette. Orada ciddi bir savaş söz konusu diyebiliriz. Biz bundan 2,5 sene kadar önce bir karar aldık. Biz dedik Türkse olarak kendi mobil işletim sistemimizi, kendi mobil cihazlarımızı üretelim. Üzerine kendi uygulamalarımızı koyalım. Ama nasıl yapalım? Bir donanım üreticisiyle, bir veya birden fazla donanım üreticisiyle anlaşalım. Anlaştığımız donanım üreticilerine bizim seçtiğimiz işletim sistemini yükletelim. İleride bu işletim sisteminin kontrolü de bizde olsun. Uygulamaların da kontrolü bizde olsun. 3 tane işletim sistemi seçtik. Yani kısa listeye 3 tane isim girdi. Bunlardan bir tanesi Android'di. Bir tanesi Symbian'dı. Android'di. Symbian'dı. Diğeri de Windows Mobile'dı. Symbian'da Windows Mobile'da 3 sene önce varlardı. Şimdi yok. Neden o zaman Android seçtiğimizi şu anda çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü Android gerçekten küçük. Bir telefon operatörünün istediği her şeye sahip. Çünkü telefon operatörünün üstünde her türlü değişikliği yapmasına olanak veren bir sistem olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla Android operatörler tarafından işleri şekli değiştirmiş vaziyette. Çünkü eskiden operatörlerin hiçbirisi telefon alıp satmıyordu. Bizim işimiz değildi. Bizim işimiz her zaman yeni bir yer kazanmaktı. Data hattı satmaktı, ses hattı satmaktı. Şimdi artık yavaş yavaş biz T10'la, T11'le, T20'yle, Haziran'da ve Temmuz'da çıkacak yeni telefonlarımızla Android'i öne çıkartarak çok farklı bir sektöre giriş yapmış olduk. Android için, Android tarafında bizim avantajlarımız neler oldu? Açık kaynak modu olması. Daha önce zaten bildiğiniz bir sistem, yani Linux olması, özelleştirmeye imkan vermesi, diğer işletim sistemlerine göre daha açık olması ve farklı donanım üreticileri üzerinde çalışmaya imkan vermesi. O kısmı koyun altta da var. Farklı donanım üreticilerinin Android'i desteklemesi hem bir artı hem bir eksi. Çünkü farklı chipsetlerde Android farklı davranışlar gösterebiliyor. Dolayısıyla bu da telefon ve tablet üretimini aksamasına neden olabilir. Dezavantajlarımız ne? Tabii ki standartizasyon problemi var. Standartizasyon probleminden kastım aslında bir miktarda farklı sürümlerin farklı hızlarda çıkıyor olması, bu sürüm çıkışlarının bir miktar Google'ın elinde olması ve Google'ın elinde olan sürüm üretimine çok fazla dışarıdaki firmaların, bunlara 5 tanesi dışında tutuyor 5 ayrı firmayı, müdahale edememesi. Bu sürüm yönetimine müdahale edemediğiniz zaman bazı konularda geride kalabiliyorsunuz. Ne gibi? Siz eğer Google'ın verdiği, piyasaya sunduğu, içeride açtığı kaynak kuruna 6 ay sonra erişebiliyorsanız, 6 ay önce buna erişen firmaların sizden daha önde, daha farklı yapıda, daha özellikli cihazlar, tabletler tarafından çıkartması çok çok mümkün oluyor. Tabii fotoğraf örneği over there. Pek çok firmanın çok istediği ama çok ciddi maliyetler getiren bir uygulama. Fotonet, siz telefonunuzu açtınız, yeni sürüm çıktınız, tıkladınız ve yeni sürüm birkaç dakika içinde yukarıdan indi telefonunuz açıldı, yeni sürümle beraber çalışmaya başladı. Yeni iPhone olanlar bulabilir, yeni sürüm çıktı diye mesaj gelir, tıklarsınız, ister iTunes'in üzerinden yeni sürümü indirirsiniz. Ama Android tarafı, işletim sistemleri farklı farklı olduğu için her birisini
değiştiren firmalar, özellikle donanım firmaları ayrı ayrı olduğu için foto çözümleri de o firmalara özel olur. Uzaktan yönetim konusunda henüz istediğimiz yerde değil. IIS tarafından mobile device management, yani mobil cihaz yönetimi tarafı belli bir noktaya gelmiş. İçindeki aküler hem kurumsal hem bireysel cihazları görebilme imkan veriyor ama Android tarafında hala bu özellikler biraz eksik ama önümüzdeki sene bunların da giderileceğini ben tahmin ediyorum. Bizim Türkiye'de bakış açımızı aslında yansıtan bir slide. Android bizim için çok stratejik bir ürün. Şimdiye kadar T10'u çıkarttık, 2 sene önce. T20'yi çıkarttık. İçinde NFC, Near Field Communication anteni vardı. Kendi uygulamamız vardı. Daha sonra T11'i çıkarttık. T20'nin hedefi. Şimdi sırada 2 tane daha telefonumuz var. Ve bundan sonra ekip olarak tamamen öncelikli olarak eğer başka işimiz sistemleri, eğer başka fırsatlar çıkmazsa ki ben önümüzdeki 200 sene içinde bu olasılığın çok zor olacağını görüyorum. Android'e çok ciddi anlamda yatırımlar yapıyoruz. Android ekosistemini geliştirmek üzere pek çok ortakla çalışıyoruz. O ortakların ürünlerini, o ortakların servislerini, hizmetlerini alıyoruz, yemin ediyoruz, tutuyoruz ve az önce bahsettiğim slide'daki 60 küsur milyon müşteriye ulaşıyoruz. Güçlü Android uygulamalar dedik. 30'dan fazla Android ve iOS uygulamamız var. 30 bir tarafta olacak şekilde. Amaçlarımız basit. Ama son kullanıcıyı hemen kullan, anında kullandırmaya başlayan uygulamalar geliştirmek. Dün Richard'ın sorunu seyreden var mıydı? Richard ne dedi Google'dan? Basitlik dedi. Kullanılabilirlik dedi. Peki ne var sonra? Bizim de aslında 3 temel maddeyiz. 3 temel işte hamuru oluşturan bileşenimiz bunlar. Basit oluyoruz. Mutlaka bu konuda yaptığımız, çalışma yaptığımız pek çok firma var. İnovasyon getiriyoruz ki firmalardan inovasyon fikirlerini eğer biz alabilirsek sizin doğrudan ürünlerinizle biz de ve kullanışını getiriyoruz. Kullanılabilirlik konusunda hem yurt dışında hem de yurt içinde gerçekten çok iyi firmalarla beraber çalışıyoruz. Ama bu salonda olsun, diğer salonlarda olsun, sizin bildiğiniz firmalar da varsa onlarla da çalışmaya hazırız. Ekosistemi yanımıza alıyoruz, bilgiyi yanımıza alıyoruz. Biz her şeyi bilemeyiz. Mutlaka sizler bizlerden çok daha fazla bilgi sahibisiniz. Eğer bir ürününüz, eğer bir servisiniz, hizmetiniz varsa her zaman bunları beraber konuşmaya hazırız. Bu konuda bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ben hep bir Türkcell yetkilisine bunu sormak istedim. Proje götüren, Türkcell'le birlikte proje yapalım diye götüren firmalardan şöyle bir şikayet geliyor, duyuyorum. Türkcell bilmiyor, sonra kendisi yapıyor. Ben şahsen hiç rastlamadım. Ama gelin beraber çalışalım. Biz beraber çalıştığımız bütün firmalarla NDA imzalarız. O NDA bir iş ortaklığı sözleşmesinden önce imzalanan ve sizin bilginizin bizim tarafımızdan alınmasından önce bizim tarafımızdan hiçbir şekilde kullanılamayacağını kağıt üzerinde ıslak imzayla tanımlayan bir sözleşme, bir gizlilik sözleşmesi. Bu gizlilik sözleşmesini mutlaka yapmanızı öneriyoruz. Bu gizlilik sözleşmesini zaten yaparsanız ne siz ne de biz. Siz bizden aldığınız bilgileri, biz de sizden aldığınız bilgileri hiçbir şekilde kullanmayız. O konuda için sıralıyız. Mutlaka NDA yapın. Sadece Türkcell değil, zaten Türkcell. Masaya oturmadan önce her firmayla NDA sözleşmesi imzalanır. Siz de imzalayın. Sadece Türkcell değil, başka bir firma var. Bu Android ürünleri için de geçerli mi? Hepsi için geçerli, hiç fark etmez. Eğer fikriniz güzel bir fikirse mutlaka bize gelin. NDA yapalım ilk önce, hiçbir şey söylemeden. Ondan sonra devam. Ya bizim ekipte hiçbir zaman olan bir şey değil. O konuda hemen üstüne çok rahat değilim. Türkcell T-Market uygulama dükkanından bahsedeyim bir miktar. Aslında bizim amirallerimiz. Türkcell T-Market uygulama dükkanı üzerinde sadece Android değil, iOS dışındaki bütün işletim sistemlerinin uygulamaları var. Geçen sene sadece T-Market üzerinden mobil cihazlarla 50 milyon adet uygulama indirdik. Şu anda her hafta 1 milyon üzerinde uygulama yine buradan indirdik. Türkcell T-Market'in özelliği şu, içinde operatör ücretlendirmesi var. Yani siz uygulamanızı ücretli olarak Türkiye'deki insanlara vermek istiyorsanız T-Market'e koyuyorsunuz. Sizin şirketinizle sözleşme yapılıyor. T-Market'e koyduğunuz uygulama satışa sunulur. Satışa sunulan uygulama isteyen herhangi bir kişi tarafından satın alındıktan sonra karşılığında bir gelir paylaşımı yapılıyor. Siz belirli bir ücreti alıyorsunuz, Türkcell belirli bir ücreti alıyor. Aynı zamanda operatör ücretlendirmesinin yanında uygulama için ücretlendirme de var. Yani uygulamanın içinden ek ürün satın almanıza olanak sağlayan
bir SDK veriyoruz. O SDK ile beraber istediğiniz kadar uygulamanın içinden bileşen satın alabiliyorsunuz. Mesela bir oyun yazdınız, kılıç kalkan satmak istiyorsunuz. Çok basit bir şekilde içinden satın alarak devam ediyor kullanıcı ve gelirini size elde ediyorsunuz. T-Market'e koyup aynı anda başka marketlere koyabiliyor muyuz yoksa anlaşmamız aldığınızda sadece T-Market'e? Hiçbir sıkıntı yok orada. İstediğiniz zaman T-Market'e koyun, istediğiniz zaman B'ye koyun, aynı anda Absolute koyun, aynı anda koyun, ister önde koyun, ister arkada koyun. O kadar hiçbir hani engelleyici bir durumumuz yok. Uygulamak için satış için kullanıcının telefonu marketine yüklenmiş olması gerekiyor mu yoksa sadece Türk serverde satın alması gerekiyor? Telefonuyla T-Market'e geldiği zaman kullanıcı... Yok ben uygulama için satışlar için sanmışım. Sadece uygulama için satışlar da bahsetmişim. Yani uygulama içinde de SDK'nızla siz bir şey yapabilirsiniz diye. O kullanıcının Türkcell müşterisi olması gerekiyor mutlaka. Çünkü ona operatör ücretlendirmesi yansıyor. Evet, evet. O zaman bir de T-Market'te var mı? Yani. T-Market'te ilan proçesi var. Yani T-Market'in yüklü olması gerekiyor. Şart değil. T-Market üzerinden de indirebilir kullanıcı o uygulamayı. Web'den. Dışarıdan, web'den de indirebilir. Yani bir şekilde o uygulamanın indirilmiş olması yeterli. T-Market üzerinden veya bir. Anladım. Uygulamanın testini nasıl? Biz Koreli tüm uygulamaları siz de test ediyor musunuz, kontrol ediyor musunuz? Fail uygulamalar yükleniliyor mu? Ve gelir ne kadar, yüzde kaç paylaşılıyor? Çok güzel bir soru aslında. Şimdi burada aslında T-Market'in yöneticisi var. Gökhan Uslu. Gökhan T-Market'i Turkcell'de en başından en sonuna kadar hep götüren arkadaş. Gökhan, güzel bir soru. Soruyu ben de cevaplayayım o zaman. Günaydın. Merhaba. Yani gelir paylaşımımız bizim zaten standart. Tüm dünyada yazılı olmayan bir model var. 70-30 bu şekilde bir gelir paylaşımı oluyor. Uygulama girişleri için T-Market'te bir iş ortaklığı sözleşmesi imzalıyorsunuz. Sonrasında biz tamamıyla hukuki anlamda uygulamanın dağıtımı Türkiye'de uygun mu? Yani ne uygun mu? Regülasyon uygun mu? Teknoloji uygun mu? Uygulamanın içerisinde kullanıcıya temiz edecek bir şey var mı? Onlar kontrol ediyor. Ama uygulamanın fonksiyon nörite testi ya da başka bir takım teknik yeterlilik testi tarafımızı yapılmıyor. O tamamıyla sizle ilgili söz. Yani uygulamaya çok benziyor aslında. Kullanıcı zorluğunu düşürebilecek, yani zararlı uygulamada şey üzerinden yayınlanma olsanız kontrol edici. Yani orada dediğim gibi, kendi imkanlarınız ölçüsünde kontrol ediyoruz ama yani burada bütün sorumluluğu uygulamayı geliştiren firmanın üzerinde. Biz de imzaladığımız sözleşmede de o şekilde. Kullanıcının herhangi bir şekilde şikayetçi olması, dava açması durumunda maddi ve manevi tüm sorumluluk sizin üzerinizde. Dolayısıyla kullanıcı aslında dava açtığı zaman sizi dava etmiş oluyor. Biz de sadece bir uygulamaya dağıtım olarak bilgisayar sistemi sorumlu oluyoruz. Şimdi bu bazı uygulamalar hem iOS hem de Android çıkıyor ama iOS'un bir fiyatı 2 dolarken Android'de bedava oluyor. Siz iki sistem içinde çıkan uygulamayı aynı markette barındıracaksınız ve bu kullanıcıların kafasında soru işaretleri yaratabilir mi? T-Market iOS uygulamalarına barındırmıyor. iOS uygulamaları şu anda kırılmamış cihazlar için konuşursak sadece App Store'dan indirebilirsiniz. Sorum şu, sizinle yaptığımız anlaşmada dediniz ki hem T-Market'e koyuyorsunuz, biz de size SDK veriyoruz. Peki bizim yaptığımız anlaşmada sadece sizin SDK'nızı alıp Google Play Market'ten versek, bunda bir sıkıntı olur mu? Yani sadece SDK'nızı alsak ve sizinle sadece uygulama için satışlarda anlaşma yapsak. Yine ben cevap vereyim. Aslında herhangi bir problem yok. Bizim SDK'mız Görkem'in de söylediği gibi günün sonunda Turkcell'in ücretlendirme sistemine gelip o Turkcell abonesi için faturasına bir ücretlendirme yazıyor. Dolayısıyla kullanıcının o APK dosyası Google Play'de sunduğumuz herhangi bir yerden veya T-Market'ten indirmiyoruz çok önemli değil. Sonuçta APK kullanıcı alıp kurduysa, içerisinde o SDK bir noktada gelip kullanıcıyı ücretlendirmek istiyorsa, Turkcell hattıyla şebekeye bağlıyken gider, eğer limiti varsa ücretlendirmeyi yapar. Dolayısıyla nereden indirildiği ya da ne şekilde telefonun kurulduğu
önemli. Önemli olan SDK'nın olması ve abonenin o anda Turkcell şebekesinde olması. Farklı şebekeden indirmeye izin yok. Evet, yani bizim normalde ücretlendirme sistemimiz Turkcell aboneleri. Çünkü biz bir faturaya yazma sürecimiz var. Farklı bir takım kurgular da var ama şu anda bu şekilde çalışıyor sistem. Bir amaçlı yazılımla ilgili konuşursa, sizin SDK'nızı aldık. Ama bu otomatik ücretlendirme vesaire tarzı kullanılabilir mi? Hani kötü amaçlı yazılımla konuşuyorum tamam veya kullanıcının onayını almadan sizin SDK'nızı kullanarak otomatik ödeme yansıtılabilir mi? Şimdi hani aralarda da belki konuşabiliriz. Görkem süresinden de çok çalmak istemiyorum ama çok kısaca buna da cevap vereyim. Sonuçta partner olduğumuzda az önce belirttiğim gibi tüm sorumluluğu aldığınızda dair bir sözleşmeyi imzalıyorsunuz. Ve burada uygulama içerisinden sattığınız her şeyi bir aset olarak uygulamanın altında siz tanımlıyorsunuz. Ve biz o aseti approve ediyoruz. Yani T-Market olarak Görkem'in dediği gibi siz bir oyun içerisinde bir kılıç satacaksanız kılıç kaç defa satılabilir? Yani bir takım kontrol mekanizmalarımız var. Ama tabii ki bunu bir şekilde insanlar suistimal edebilirler. Suistimal sürecinde de artık hukuksal bir takım süreçler işte her yerde olduğu gibi. Hani baktığınızda Google'da bir çeşit çok şey aldı zamanında ama hala suistimal açık. Dolayısıyla o işin biraz da iki boyutuna birkaç örnek uygulamadan bahsedeceğim. Bizim Android üzerinde yaptığımız hem tabletlerde hem de telefonlarda çalışan. Bunlardan bir tanesi de bizim göz bebeğimiz VideoBook. VideoBook bizim 8 ayrı video üreten firmayla anlaşmalı sonucu onların videosunu hem tabletlerde hem de telefonlarda görüntülemenizi sağlayan, aynı zamanda iOS işletim sisteminde de çalışan çok güzel puanlı bir uygulama. İsteyenler beğendikleri görevler sanalı Twitter ve Facebook'tan da paylaşıyorum. Çok yeni çıktı Turkcell TV Plus. Televizyondan da fark etmişsinizdir. Pek çok dergide ve yayın kurumunda bunlara reklamı çıktı. TV Plus'ta 1000'den fazla televizyon kanalı seyredebiliyorsunuz. Aynı zamanda daha önceki kaydedilmiş videoları da seyretme imkanımız var. TV Plus'ı hem bir web tarayıcısından hem de tabletten izleme imkanımız var. Cepte cüzdan bizim bundan tam bir yıl önce başladığımız ve NFC adı verilen, Near Field Communication adı verilen çok yeni bir yakın temas teknolojisini kullandığımız bir uygulamamız. Cepte cüzdan sayesinde 4 ayrı bankayla herhangi bir bankayla anlaşmanız varsa bunlar yazılı olması lazım. Nebisan Bank Yapı Kredi ve Garanti Bankası. Bu bankaların herhangi bir bankada kredi kartınız olması halinde bankaya telefon açıyorsunuz. Benim cepte cüzdanım var diyorsunuz ve süreç hemen başlıyor. Banka uzaktan sizin telefonunuzun SIM kartına bir kredi kartı bilgisi yolluyor. Bu kredi kartı bilgisiyle yakın temas POS sistemi olan örneğin Starbucks'lar da var. Bir örnek olması açısından çalışan herhangi bir firmaya gidip, herhangi bir yere gidip istediğiniz herhangi bir ürünü sadece temas ederek, dokunarak, 2 santim kadar yakında yaklaştırarak ürünü satın alabiliyorsunuz. Bunu yapan, elimdeki T20 telefon örneğin, bunu yapan T20'nin ve T10'nin arkasındaki, belki görebilirsiniz, uzaktan görüyor musunuz bilmiyorum ama bir anten. Bu anten sayesinde Android işletim sistemi iletişime geçiyor. Antenin yakınına gelen, şu antenin arkasına gelen satın alma komutunu işletim sistemine gönderiyor. İşletim sistemi de SIM kart üzerindeki kredi kartından bu ücreti tahsil ediyor. Ve size gelecekte cüzdan içinde daha önce almış olduğunuz bütün ürünlerin listesini, bilgilerini, fiyatlarını veriyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu kullanmak için SIM kartımızın 128 olması lazım sanırım. K olması gerekiyor, evet. 64K SIM kartlarda çalışacak. Bizim gözden alanlarımız az önce bahsettiğim NFC bir tanesi. Kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimi. Mutlaka şu anda çok çok öne çıkan kavramlardan bir tanesi. Bütün uygulamalarımızda biz artık kullanmaya başladık. Konum temelli servisler, fırsatlar. Az önce bahsettiğim cepte cüzdan aslında içinde fırsat temelli bazı hizmetler de var. Sizin bulunduğunuz yere bağlı olarak size farklı farklı kuponlar, farklı farklı fırsatlar getiriyor. Video güne video bu içinde çok dikkati çeken, çok fazla indirilen ve bildiğim kadarıyla ilk üçteki uygulamalarımızdan bir tanesi. Mobil ekran, mobil pazarlama ve uygulama içinden satılan okullar az önce pek çok konuda bahsettiğim T-Market uygulaması bizim gözlüğümüz. Ve mobil analiz, yani uygulamalarımızı uzaktan izleyebilir, uygulamalarımızın ne kadar kullanıldığını takip etme amacıyla kullandığımız mobil analizinde bizim
en çok üzerinde durduğumuz teknolojilerden bir tanesi. Ben vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız. İçin çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelecek mobil gelecek sunumu yapmak üzere Mustafa Ferhan Akman'ı sahneye davet ediyoruz.